29 Mayıs Cuma günü Raquel Dink ve Hrant Dink Vakfı avukatına ölüm tehdidi içeren bir e-posta geldi. Emniyet Genel Müdürlüğü tehditten bir gün sonra mesaj atan kişinin yakalandığını açıkladı. Suikast sonucu öldürülen gazeteci Hrant Dink anısına kurulan Uluslararası Hrant Dink Vakfı, 29 Mayıs Cuma günü yaptığı açıklamasında vakıf yetkilileri ve Dink'in eşi Raquel Dink'in ölümle tehdit edildiği e-postalar aldıklarını duyurmuş, Mesajlarla ilgili Şişli Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği'nin yazılı olarak bilgilendirildiğini ifade etmişti. Emniyet Genel Müdürlüğü tehditten bir gün sonra tehdit mesajı atan kişinin yakalandığını açıkladı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün açıklaması şöyle: 27-28 Mayıs 2020 tarihlerinde HRANT DINK Vakfı'nın e-posta adresine bir gece ansızın geleceğiz, orayı başınıza yıkacağız. Ya terk edersiniz ya da ölürsünüz. Bu kadarını söyleyeyim bu sefer Raquel Dink ve o avukatı ölecek şeklinde e-posta gönderildiği öğrenildi. E-posta adresinin Konya Selçuklu'da ikamet eden HA tarafından kullanıldığı tespit edilmiştir. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelinin ilk ifadesinde, İnternetten tanıştığım Azerbaycan uyruklu kız arkadaşımın Karabağ'da Ermenilerle alakalı anlattıklarından etkilenerek böyle bir şey yaptım. Bu kapsamda bir de Ermeni Kilisesi'ni aradım ancak telefonuma bakan olmadı dediği öğrenildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soyluysa Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kuzguncuk'ta kilisenin haçını kıran provokatör, 24 saatte Hrant Dink Vakfı'na tehdit maili atan provokatör hemen yakalandı. Provokasyona izin vermeyiz ifadelerini kullandı. Protestan Kiliseler Derneği de hem Hrant Dink Vakfı hem vakfın avukatlarını hem de Hrant Dink'in eşi Raquel Dink'i ölümle tehdit ederek nefret dolu maili gönderenleri kınadıklarını belirten bir açıklamada bulundu.